Hanımlar, beyler, Tatil Sepeti Influencer Akademi'nin bugünkü eğitim programının ikinci oturumunda yeniden beraberiz ve tekrar hoş geldiniz. Bu oturumda iletişim dünyasının tanınmış isimlerinden haber spikerimiz Emre Buga bizlerle. Ben kendisini çok bekletmeden hemen yayın almak istiyorum. Merhabalar. Merhaba herkese. Emre Bey. Günaydın. Artık 1,5 oldu değil mi? Evet, günaydın, aynen. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Bütün buradan bizi tabii ki izleyen, dinleyen herkese de iyi günler diliyorum. Benim çarşamba en sevdiğim gündür. Neden olduğunu biraz sonra anlatırım belki. Hikayeleme tekniklerinden falan bahsedeceğiz ya onun için. Evet. Herhalde önemli olacak. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Şimdi biz her oturumda konuşmacılarımız aktaracaklarına başlamadan önce sunum vesaire anlamında bir önce kendilerini tanımak istiyoruz. Biz hepimiz sizi çok yakından tanıyoruz. Biraz da sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Şimdi yani ben tabii bir başlarsam anlatmaya bir saat falan bayağı bir uzun sürer. Çünkü başımdan hem komik hem enteresan hem de garip hikayeler de geçti. Ama ya 20 yılı aşkın bir süredir medyadayım. Görsel medyanın içindeyim. Muhabirlikten, editörlükten, işte ana haber sunmaktan, program yapmaktan, program yapımcılığın yapmaktan, değil mi? Öyle derken artık fenalık geldi diyeceğimi zannediyorsunuz ama madem 20 yılın üzerinde bu işi yapıyorsam demek ki çok büyük keyifle yapıyorum. 20 yıl geçmiş, bunun içerisinde bir sürü kanal var. Evet. Şu an hala ana akım içerisinde çok izlenen kanallar da var, yeni açılan kanallar da var. Kapanan kanallar da var. Tabii bu süre içerisinde sadece sunmadık. Haberleri de yaptık. Programları da düzenledik. Bir sürü genç arkadaşımızı da bu sektöre kazandırdık. Belki pişman olmuşlardır ama. O yüzden güzel. Yani bu başlangıç hikayesi falan çok enteresan zaten. Ben aslında elektronik ve haberleşme mühendisliği mezunuyum. Zorunlu staj için bir yer bulmamız gerekiyordu. Ben de o dönem o kadar istemiyordum ki yani staj yapmayı. Tamam, lisede çok iyi bir dereceyle bitirmiştim ama üniversitede böyle üniversite havasını görünce herhalde bir böyle bir o gençliği yaşayayım, biraz daha sosyal olayım derken stajı unuttum. Bana Show TV'de staj ayarladı. Teknik bölümden, ölçü bakım yerinden. Öyle olunca da hatta ilk dalga geçtim. Okuldakilerle dedim ki yani Show TV ne alaka, ben elektronik ve haberleşme mühendisliği okuyorum, artist mi olacağım demiştim. Hatta hiç daha Show TV yokken arkadaşlarım mesela bir ders önce çıktığım zaman nereye gidiyorsun derlerdi. Ben şaka olsun diye çekime gidiyorum derdim. Ama bir baktım 1,5-2 ay sonra gerçekten çekimlere gitmeye başlamıştım. O yüzden öyle başladı. 20 yıl, 20 küsur yıl önce başlayan o şey hala devam ediyor. Güzel. Böyle biraz deli işi tabii. Çok böyle sabırla yapabileceği bir şey yok bu sektörde. Biraz götürüsü getirisinden fazla ama sevdiğiniz zaman bütün işlerde olduğu gibi yıllarca yapıyorsunuz. Evet. Şimdi sizin bir sunumunuz olacak sanırım. Evet. Ben sözü size bırakacağım. Bundan sonra tümüyle söz sizde. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık aktardıklarınız için. Teşekkür ediyorum. Sonrasında da sunum bittikten sonra soru cevaplarla yine beraber devam ederiz. Tamam. Şimdi bir taraftan o chatte tabii ki arkadaşlar orada yazdığınız soruların büyük bir kısmını görüyorum. Ama bana arkadaşlarım eğer orada kaçıracağım şeyler olursa sunumun sonunda da iletecekler. Bir de ben Restream'i ilk defa bugün kullanacağım için şimdi sunum içerisinde bir tane böyle bir dosya gibi bir şey hazırladım ama o arada bir böyle bir tuhaf bir şeyler ekrana getirirsem şaşırmayın. Yani onu ilk defa kullanacağım için. Bunun provasını yaptık gerçi ama bakalım becerebilecek miyim? Şimdi influencer dediğimiz şey etkilemek, etki bırakmak. Birinde etki bırakacağız ki o insanlar da bizim bıraktığımız etkiden yola çıkarak ya kendimiz ya işte öne çıkardığımız bir ürün, bir marka, yaptığımız program bütün bunları takip edecekler. Ve ondan etkilenecekler. Ya bu işin bir ticari ayağı olacak, ya bunun bir duygusal boyutu olacak, ya bunun sosyal sorumluluk projesi olacak. Ama pazarlamaya çalıştığımız her neyse etki bırakan bir ürün
olmanın en başında kendimiz olmamız gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Zaten bugün anlatacağımız şeylerin çoğu hepimizin bildiği ama belki de hatırlamadığı şeyler. O nedenle öncelikle anlaşılabilir olmak tabii ki çok önemli. Güvenilir olmak, ondan sonra dingin olmak, bütün bunlar tabii ki bu sosyal medyanın o kadar hızlı içerisinde, temposu içerisinde elde edebileceğimiz çok kolay şeyler değil. Ama eğer biz anlaşılır olmakla işe başlarsak, sanıyorum bir sürü kişinin de önüne geçmiş olacağız. Çünkü benim en çok karşılaştığım, sosyal medyada özellikle sıkıntı çektiğim şey, galiba bende hata var ama verilen mesajları, neyin sunulmak istendiğini çok net anlayamıyorum. Bir de tabii ki ilerleyen dakikalarda hikayeleme tekniklerinden de bahsedeceğiz. Hikaye dediğimiz zaman aklımıza tabii ki ilk başta storyler geliyor. O storyler 15 saniye, ona bir şeyler sığdırmak için çok hızlı konuşuyoruz böyle grup diye bir şeyler oluyor. Anlıyoruz çoğunu ama neden daha anlaşılabilir olmasın? Bir de bu yapacağım sunumda hep kendimizi böyle bir 15 saniyelik bir hikayeye ya da bir dakikalık bir Instagram videosuna sığdırmayacağımız zamanların da geleceğini hatırlamamız lazım. Onu biraz hatırlamamız gerekiyor. Özellikle çok popüler olan YouTube yıldızlarının artık yavaş yavaş dijital platformlarda kendi programlarını, kendi dizilerini yapmaya başladığı dönemlerden bahsediyoruz. O yüzden kendimizi sadece şu anda Instagram'a sınırlandırmayıp yarın öbür gün işte bir saatlik kendi programımızı belki Instagram filtresiz, belki bugünlerde çok fazla kullandığımız yüzlerce filtre var ama sadece karşımızda bir hiçbir filtre olmayan bir kameraya da yapmak zorunda kalabiliriz. O yüzden biraz isterseniz doğru bildiğimiz yanlışlarla başlayabiliriz. Ondan sonra ben anlatacaklarımı anlattıktan sonra burada da biraz takip edebiliyorum yazdıklarımızı. İsterseniz onları bir hatırlayalım. Sonra hikayeleme tekniklerinin ne olacağından bahsedelim. Çok enteresan şeyler var. Bir aslında hormon yönetiyor bizim her şeyimizi. Yani bir hikayeden keyif almamızı. Hatta ilişkilerin devam etmesinden tutun da bir bilgisayar oyununda level atladığınız zaman yani bir üst tura geçtiğiniz zaman salgıladığınız hormon da aynı hormon. İşte insanlara ulaşmaya çalıştığımız zaman da salgılatmamız gereken şey bu aslında. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İlerleyen dakikalarda size aktaracağım. Şimdi biz galiba en çok ben de buna şey yapıyorum. Tabii ki bunu uygularız uygulamayız ama en azından doğru olan şeyin, ideal olan şeyin ne olduğunu belki bilmek isteriz diye bazı bilgileri paylaşacağım. Türkçe bir kere okunduğu gibi, yazıldığı gibi okunan bir dil değil. Çoğu kişi bunun tam tersi olduğunu düşünüyor. O yüzden yani konservatuvar eğitiminin büyük bir kısmı, oyuncuların aldığı eğitimlerin büyük bir kısmı, diksiyon, artikülasyon ve fonetik. Yani fonetik dediğimiz şey ses bilgisi ve ezberdir. Yani biz İstanbul'a niçin iyi İstanbul demiyoruz, iyi uzatmıyoruz derken bunun cevabı aslında çok karma karışık değil. Bu böyle ve bunu böyle ezberleyeceğiz şeklinde bir şey var. Şimdi bunu Z kuşağına anlatmak bazen zor olabiliyor. Çünkü ezberlemekten hoşlanmıyorlar ama dünyanın bütün dillerinde fonetik dediğimiz şey aslında ezberdir. Sonra vurgu, tonlama, biraz daha akıcılık, etkili konuşma ile ilgili kısımlara geçeceğiz. Ama isterseniz önce Türkçenin neden yazıldığı gibi bir okunmadığını birazcık aktaralım. Ama bundan önce galiba şurada bir şeyi paylaşmam gerekiyor değil mi? Şurada paylaş, ekranı paylaş. Ekranı paylaşıyorum. Şimdi... Evet arkadaşlar, etkili bir hitabet için öncelikle ne yapacağız? Söyleyecek bir sözümüzün olması şart. Yani tamam ben insanları etkilemek istiyorum, herkes beni dinlesin, lütfen beni yalnız bırakmayın şeklinde yapacağımız bütün sunumlarda eğer bir sözümüz olmadığı zaman, eğer bir şovumuz ya da bir performansımız olmadığı zaman
o zaman bir iletişimden bahsetmemiz çok zor olacak. Yani Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir'e geldiğimiz zaman da mesela en büyük yanlışların başında ecek acak kuralları geliyor. Bu böyle çok pratik olmayan şeyleri hızlı hızlı geçeceğim. Merak etmeyin, burada bir sanki böyle bir leydelik okuluna gelmişiz de aman böyle yapacağız, biraz sonra bütün bu kuralları başımızın üstünde bir kitap taşıyıp yürümeye kalkacağız diye bir şey yok. Hızlı hızlı geçeceğim. En çok yazıldığı gibi okumaya çalıştığımız şeylerin başında ecek acaklar geliyor. Yani gelecek zaman ekleri geliyor. Şimdi mesela gelecek, aslında günlük hayatta bunları doğru söylüyoruz ama önümüze bir metin verildiği zaman bunu sanki yazıldığı gibi okumak zorunda hissediyoruz. Çoğu kişinin yaptığı şey bu. Gelecek diye yazılıyor. Gelecek. Ali gelecek. Minibüs şoförüne soruyorsunuz. İnecek var diyorsunuz değil mi? İnecek var demiyoruz. Acaba bu durakta duracak mı demiyoruz. Duracak mı diyoruz. Yaptım bir espri. Acaba gülecek mi? Evet, gülecek dememiz lazım ama gülecek dediğimiz zaman orada aslında doğru yaptığımızı zannedip yanlış yapıyoruz. Olacak artık. O kadarı olacak. Dönecek misin? Tamam, spora gittin, oradan başka yere gittin. Dönecek misin akşam dediğimiz zaman da aslında doğrusunu söylüyoruz ama genellikle biz bunu bir sürü öğretmenlerimizden, siyasilerden, işte miting alanlarından, o insanlar da hep aynı hataya düştüğü için doğrusunun bu olduğunu zannedip ecek acakları konuşurken aslında böyle olduğu gibi yazıldığı gibi okumaya çalışıyoruz. Ama yazı dilinde böyle WhatsApp'la mesajlaştığımız zaman da tam tersi, aslında okunması gereken şekilde de yazmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu uygularsınız uygulamazsınız ama doğru olanının bu olduğunu aktarmam gerekiyor. Bir de yumuşak G kuralı var. Türkçe'de bazı kelimelerde evet yumuşak G var. Bunu çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela kağıt demeye çalışıyoruz. Ağıt demeye çalışıyoruz. Halbuki bu bizi biraz yoruyor. Ve alfabede de aslında ses olarak karşılığı olmayan tek harfin yumuşak G olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü bu sesi çıkarmaya çalıştığımız zaman hem bir kakafonu oluşuyor hem de aslında doğru olmayan bir şey yapıyoruz. Peki biz nasıl kullanacağız bunu? Kağıt demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Şimdi hece sonunda ya da kelime sonundaysa yumuşak G'den önce gelen ünlü uzatılıyor. Mesela nereden geliyorsun? Dağdan geliyorum diye kendimizi zorlamaya başladığımız zaman aslında biraz yanlış yapıyoruz. Ne dememiz gerekiyor? Kendinden önce gelen ünlüyü uzatıyoruz. Dağdan geliyor. Bu denize gireceğim ama çok sığ. Sığ diye böyle ı diye bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Halbuki ı'yı uzatmamız lazım. Onun dışında kağıt mesela. Yumuşak G eğer iki ünlü arasındaysa bunun dışında önündeki yine ünlüyü uzatıyoruz. Yani kağıt dememiz gerekiyor. A'yı yine uzatacağız. İki ünlü arasındaysa mesela iki farklı ünlü, kalın ünlü A'ı arasındaysa evet A'yı uzatıyoruz. Ama iki ince ünlü arasındaysa ne yapacağız? O zaman yumuşak G Y oluyor. Kendimi çok değersiz hissediyorum gibi bir şey cümle kurduğumuz zaman aslında orada yanlış bir şey yapıyoruz. Ne dememiz gerekiyor? O zaman araya Y koyduğumuz zaman değerli, yani araya Y koyuyoruz. Onları aktarmamız lazım. Şimdi ben buradan tekrar geri nasıl çıkacağım? Çıkıyorum. Şimdi bunu kapatacağım. Biraz daha ekranı kendimize çevireceğiz. Kapattık. Arkadaşlar, şimdi bir şeylere bir sürü şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bu arada bu telefonun da sesini kapatmam gerekiyor. Alt komşum aşure yaptı. O yüzden beni arıyor büyük bir ihtimalle onu getirmek için. Şimdi bir sürü enstrüman kullanıyoruz. Sunumlarda, başka şeylerde işte ya ürün tanıtıyoruz ya gittiğimiz bir tatil yerini anlatıyoruz. Ama onları anlatırken tabii ki tanıttığımız şeylere ihtiyaç var. Yani enstrüman dediğimiz şeyler var. İşte o yüzden bazen kendi doğuştan sahip olduğumuz enstrümanları unutuyoruz.
Mesela ses nefes gibi. Mesela artikülasyon gibi. Mesela dudak tembelliği vardır pek çok kişide. Artikülasyon işte influencer olup anlaşılabilir olmak için bir kere her hecenin, her kelimenin değil her harfin hakkını vermemiz gerekiyor. Yani o yüzden bu çok iyi artikülasyonu var dediğimiz kişilerde bu problem mesela yoktur. Bazılarının R'ye dili dönmez, bazılarının başka bir harfe dili dönmez. Ç ile D'yi yan yana getiremez. Ama bu atlatılabilecek bir şey, egzersizleri var. Sonuçta en büyük dil tembelliği, işte artikülasyonla ilgili olan şeyler dil tembelliğinden kaynaklanıyor. Dudak tembelliğinden kaynaklanıyor. İkisi de bir kas olduğuna göre, kaslar da gelişmek için yaratıldığı için bunun bazı egzersizleri var. Onları yaparak da bunlardan kurtulabiliriz. Bakın ben mesela sürekli o egzersizleri yapmadığım için hala birkaç kelimeyi söyleyemem. Yayınlarda sürekli karşıma çıkan bazı şeyler vardır. Tüm müdahale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 l
sanki bir CD takılmış gibi oluyor. Ne yapıyorum? İşin kolayına kaçıyorum. Tüm müdahalelere rağmen diyeceğime ne diyorum? Tüm çabalara rağmen diyorum. O yüzden birincisi size zor gelen kelimeleri başka şeyle değiştirebilirsiniz. Bu böyle çok iptidai bir çözüm olur. Ama onun dışında mesela dille ilgili, dil kasları ile ilgili birçok internette de bulabileceğiniz, her yerde de hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı olan egzersizler var. Dil kökü özellikle, dil kökü dediğimiz şey o dil kasının en kuvvetli olduğu yerdir. Onu çalıştırmadığımız için ve ağzımızı da açmadığımız için o zaman alfabedeki harflerin bir kısmı başka çıkıyor. En çok karşılaştığımız kelime mesela bazen sesli harfler. Alfabede olmayan, aslında fonetikte olmayan sesli harfler. Mesela ban, değil mi? Ben diye bir, değil mi? Var. Biz kendimizden bahsediyoruz ama ban dediğimiz zaman oradaki e, a mı, e mi, a ile e arasında kaybolan bir şey mi, başka fince bir şey mi? Bütün bunlar birbirine karışabiliyor. Anlaşılabilir olmak derken ondan bahsediyorum. Aslında bütün yapacağımız işlerde çok iddialı olmamız gerekiyor ama anlatım konusunda çok sade olursak o zaman sadece belli yaş grubuna değil 7'den 70'e herkese karşı anlaşılabilir oluruz. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında dili iyi kullanabilmek için çok abartılı olmaya gerek yok. Sade olmak aslında en etkili yöntem. İşin içine biraz coşku, biraz heyecan katmak istediğiniz zaman bu zaten aldığınız nefesle, miniklerinizle yapacağınız çok kolay işler. Ama dediğim gibi mesela burada bazı ödev, başka şeyler henüz ödev bildirilmedi diye söyleniyor. Ben bir ödev vermek durumunda kalıyorsam eğer veya başka eğitmenler de eğer ödev veriyorsa şöyle bir ödev yapabilirsiniz ayna karşısında ama öncesinde oturup bir koltukta bütün alfabenin harflerini çıkarın. A diyeyim mesela. A nereden çıkıyor? Dilim olmasaydı A çıkar mıydı? Ağzım kapalıyken A çıkıyor mu? B. B'yi çıkarmak için dudağıma ihtiyaç var mı? Dilime ihtiyaç var mı? C diyorum. C'de dilime evet değmesi gerekiyor C'nin ama nereye? Dilin yanaklarına mı? Ucuna mı? Arkasına mı? Ç ile C arasında ne fark var? Bütün bunları oturduğunuz yerde önce lütfen şey yapın, deneyin. Ve her harfin bir nota gibi aslında bir karşılığı olduğunu görüyorsunuz. Ses evet hepsinde gerekiyor, nefes gerekiyor. Ama dil, dudak, damak, bütün bunlar o 29 harf içerisinde hepsinin hakkını verebilmemiz için bir kere daha gözden geçirmemiz gerekiyor. D. Ban derken mesela benle ban arasındaki farkı görelim. San derken senle sen arasındaki, san arasındaki farkı görmek için öyle bir ödeviniz olsun. Sonra bunu ayna karşısında yapın. Ayna karşısında yaptığınız zaman da işin biraz daha böyle önemli olduğunu göreceksiniz. Artikülasyonla ilgili yapacağınız yani eğer dil tembelliğiyle ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa tekerleme ile ilgili yapacağınız egzersizler var.
Tekerleme biliyorsunuz çok zordur. Hızlı hızlı okunduğu zaman çok kıymetlidir. Böyle yavaş yavaş bir tarlaya kekemen ekmişler, iki kırkı yırtık. Onları herkes yapar ama bir tarlaya kekemen ekmişler. İki kürkü yırtık, kel kör kirtip, kirpi dadanmış diye hızlandığınız zaman orada hata yapmaya başlarsınız. Burada hiçbir aslında eğitmen size bir mucize, bir metot göstermiyor. Hece hece yapmanızı istiyor. Nedir mesela? Ben nerede hata yapıyorum daha çok? Müdahalelere rağmen de hata yapıyorum değil mi? Hala 20 yıldır bu işi yapmama rağmen. O zaman ben ne yapacağım? Lelelere rağmen de hata yapıyorsam önce mü ile başlıyorum. Demek ki ben lelelere rağmen de tek başına belki hata yapmıyorum. Mü benim kafamı karıştırıyor. Mü, 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 müda, 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 müdahale, müdaha, 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 müdahale, 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 müdahaleler, 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 müdahalelere, müdahalelere diye devam edeceğiz. Buradan da böyle devam ediyormuş bizim bir saatlik yayınımız. Anlatabildim mi? Yani herhangi bir dil tembelliğiniz varsa tabii ki dil egzersizleri, o kaslarla ilgili egzersizleri isterseniz ben buradaki editör arkadaşlara daha sonra iletirim ama zamanımız kısıtlı olacağı için ve hızla da ilerlediğimiz için önce o egzersizleri yapıp sonra da bu tekerlemeleri yaptığınız zaman arada çok büyük bir fark olacağını görüyorsunuz. Bu niye önemli? Kas dediğimiz şey çünkü sürekli tamam bir hafızası var kasın ama eğer bunu sürekli hale getirmezseniz yine tembelleşir. Pandemi döneminde spora gitmeyenler vardır. Daha önce gitmiş olanlar tabii ki bu dönemde ara verdiyse değil mi? Üstlerindeki o kas yorgunluğunun ne olduğunu biliyorlardır. O yüzden bunu sık sık tekrarlayın. Haluk Burdoğlu vardır. Eski, tabii sizin birçoğunuzun görmediği ama tiyatronun çok usta bir şeyi, aktörü vefat etti. Benim de aynı zamanda ses nefes hocamdı eskiden. Ve yıllardır oynadığı bir oyun olmasına rağmen her sezon öncesi bütün derslerini iptal ederdi. 4 hafta boyunca ses nefes egzersizleri yapardı, provalar yapardı. Gerekli mi? Hayır. Yani bir odaya girdiği zaman bütün her yeri camları titretecek kadar güzel bir sesi vardı. Nefesini o kadar iyi kullanırdı ama hazıra kaçmadı ve bütün oyun öncesinde yine o ses nefes egzersizlerini yaptı. Bunu yapın. Şimdi size hem bir hani adına meditasyon diyoruz. İyi alınmış, sağlıklı bir oksijenin vücudumuza hiçbir zararı olmaz. Aynı zamanda ne olur? Bizim kaliteli ve güzel akıcı konuşmamızı sağlar. Bir de bir başka daha tavsiyem var size. Bütün bunları yaparken alfabe hep 29 harf diyoruz ya aslında alfabenin bir 30. harfi daha var. Bakayım onu da getireceğim ekrana şimdi. Bakayım becerebiliyorum. Evet yaptım ama tabii ki sizlerle paylaşmam için önce şunu açmam gerekiyor. Evet. Alfabenin 30. harfi nedir arkadaşlar? Belki bilen vardır. Evet açmışım zaten demin. Açtığım için gördünüz. Alfabenin 30. harfi noktadır. Yani biz tamam çok enerjiyiz. Çok böyle bir şeyi heyecanla anlatıyoruz. Ondan sonra ama arka arkaya böyle her şeyi sıralamaya başladığımız zaman ne yaptım bir şey yanlış yaptım. Aslında vermek istediğimiz mesaj, vermek istediğimiz, tanıtmak istediğimiz şeyden yani birazcık uzaklaşmış oluyoruz. O yüzden de aslında biraz dinlemek bu diyalog kısmının büyük bir parçası. Yani 15 saniyelik bir story'den bahsetmiyorum, 1 dakikalık bir şeyden bahsetmiyorum ama bir böyle nokta ve virgülün hakkını vermemiz gerekiyor. Niye? Çünkü nokta bize 2 saniyede olsa nedir? Şey yapıyor, düşünme fırsatı veriyor. Düşünme fırsatı. Yani arka arkaya biz mesela önümüzde bir şeyi okumadan anlatmaya çalıştığımız zaman sürekli virgüllerle ya da başka şeylerle bir şeyi geçiştirdiğimiz zaman sonu gelmek bilmeyen bir cümle, paragraf yapıyoruz. Ve şöyle bir şey var. Hele şu ortamda kimsenin bir şeyi anlamadığı bir şeyi başa sarıp tekrar dinleme gibi bir şeyi yok, sabrı yok.
bir gazete okusak, bir kitap okusak anlamadığımız bir paragrafı hemen anında başa dönüp tekrar okuma şansımız yok. Ama tamam, YouTube'da da 15 saniye geriye bir düğmeyle basıyoruz ama ona bile tahammülümüz olmadığı için insanların kafasını mümkün olduğu kadar az karıştırmamız lazım. O yüzden bir, kısa cümleler kurmamız lazım. Kısa cümleler hayat kurtarır. Kısa cümleleri noktayla kullanmamız lazım. Virgülle ard arda cümleleri bağladığımız zaman hangi handikapları var? Bir kere biz anlattığımız şeyden uzaklaşıyoruz. Bizim bildiğimiz konudan biz uzaklaşıyorsak bizi dinleyenler tabii ki onlar da bizden daha önce uzaklaşıyorlar. Belki de yayını terk ediyorlar. O yüzden kısa cümle kuralım. Noktanın hakkını verelim. Bir cümleyi, yani cümle ordusunu virgüllere boğmayalım ve virgüllerle de insanların, hem insanların hem de kendimizin aklını karıştırmayalım. Bir başka size ipucu. Bu ipucu da biraz sonra hikayeleme tekniklerinden bahsedeceğiz. Hikayeleme tekniklerine geçmeden önce akışkanlık ya da bir harmoni yakalayabilmek için konuşmalarımızda o noktalı cümleleri kullandık ama bir sonraki cümleye bıraktığımız yerin tonundan farklı devam edersek o bizim konuşmamızı, akıcılığını daha da artırır. Ne demek istiyorum? Şimdi örnek vereceğim. Mesela başıma bir, şimdi sizden yayın öncesinde bu tatil sepetindeki çok şeker arkadaşlarla bir kısa bir prova yaptık. Acaba ben her şeyi berbat edecek miyim, edemeyecek miyim, şunu böyle getirebilecek miyim diye. Ondan sonra baktık, evet, hiçbir şey problem değil. Onlara da işte bugün işte neden buradan yayın yaptığımı, işte daha önce buraya nasıl su bastığını onlardan bahsediyordum. Şimdi vereceğim bir örnek şu olsun mesela. Hikayeleme tekniklerinde de onu biraz anlatacağız. Şimdi ben hep en üst katlarda oturdum, çatı katlarında. Ama bu benim istediğim ve özellikle tercih ettiğim bir şey değildi. Yani çocukluğumda sürekli evin ortasında bir kova vardı. Çatıdan bir şeyler akardı. Şimdi en son oturduğum evde en üst kat ve günlerden bir gün ben kanala gidiyorum. O kanalda da biz bir gün Rütük'ten ceza almışız. O gün benim yayınım yokmuş. Çok güzel bir hava. Kendime bir tane içki almıştım. Yağmur böyle güzel güzel yağıyor. Kendime dedim bir tane böyle bir film seçeyim. Ondan sonra mumlarımı yakarım. Onu yaparım, bunu yaparım. Ondan sonra eve geldim. Oh mis gibi. Bir baktım evden şeyler geliyor böyle. Tık tık pıt pıt böyle bir ses. Allah Allah dedim. Herhalde bu kaloriferden, hani bazen olur ya böyle merkezi sistem kaloriferler günün belli saatlerinde manasız bir şekilde çıtırdar, böyle başka bir şeyler kullanır. Ondan sonra öyle bir şey herhalde dedim. Bir baktım o sesler biraz daha yoğunlaşmaya başladı. Sonra mutfağın böyle tam şeyinin üstünde, perdeliğin üstünden böyle damlalar geldiğini gördüm. Herhalde dedim bir şey oldu. Ondan sonra bir baktım o şeyler, damlalar bütün salon, mutfak her tarafta kenarda perdelerle birlikte sular şapır şapır akıyor. O yüzden yani yine her yağmur yağdığında, bugün de hafif biraz yağmurlu ya, tamam çatı yapıldı bir şey oldu ama benim içimde bir korku oluyor. Şimdi bu verdiğim böyle anlatma şeyleri dikkat ederseniz ben her cümleye başka bir şeyle giriyorum. Şimdi ben en üst katta oturuyorum ama başıma gelmeyen kalmadı. Ben en üst katta oturuyorum ama başıma gelmeyen kalmadı desem biraz daha düz olacak. Anlattığınız hikayelerin, şeylerin biraz böyle altını tutmanız, sıkı sıkı sarılmanız gerekiyor. Ne oldu? Ondan sonra hemen apartman görevlisini çağırdım. Evde çünkü başka bir şey yoktu. Yani ne kova vardı ne bir şey vardı. Bir kovayı onun altına koydum. Baktım öbür tarafta akıyor. Ama ne koyacağım altına? Hiçbir şey yok. Demek istediğim o. Bir şeyi anlattığınız zaman, yani sıradan böyle herhangi bir şeyi, böyle çok insanların da çok duymayacağı, 2-3 kişiye anlattığınız şeylerde bile bir cümleden öbür cümleye geçtiğiniz zaman bıraktığınız, cümlenin sonunda bıraktığınız tonu öbür cümleye taşımamaya gayret edin. Niye? O zaman biraz daha akışkan oluyor. Hem öyle yaptığınız zaman cümle içerisinde de böyle vereceğiniz, altına basmak istediğiniz mesajı da daha net vereceksiniz. İsterseniz bazıları benim bu yaptığım konuşmanın çok böyle sıkıcı,
çok böyle yavaş olduğunu düşünebilir. Ama siz bu kurallara, dediğim şeylere uyup bunu biraz daha coşkulu hale getirdiğiniz zaman etkisini fark edeceksiniz. Şu var, tabii ki bütün bunları yaparken karşılaşacağınız bazı problemler olabilir. Nedir bunlar? Kendinizi dinlemek, kendi sesinizi dinlemek, kendi sesinizi beğenmemek, eleştirmek. O yüzden de çok fazla konuşmamaya çalışmak. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani 20 yıllık, 30 yıllık tiyatro sanatçıları, çok iyi sesi olan insanlar, onların büyük bir kısmı da kendi sesini duydukları zaman aslında çok da vay, işte bu benim sesim ya, işte biraz sesini açar mısın? Ben kendi sesimi, bak televizyonda açalım da biraz kulaklarımızın pasısını, demiyorlar. Onlar da korkuyorlar. Onlar da oynadıkları dizilerde kendi sahneleri geldiği zaman bazen sesi kısıyorlar. Bazen beğenmiyorlar kendilerini. Ne yapacağız? Önce kendimizi eleştirmeye çalışacağız. Önce kendimizi eleştirelim ki başkalarının eleştirdikleri ne kadar objektif, onu değerlendireceğiz. Ben sizin yerinizde olsam yapacağım bir sürü kayıtta zaten kendinizi izliyorsunuzdur ama sesiyle ilgili hala böyle ya bu ses bana sanki farklı geliyor, başkasının sesi gibi diyenler varsa sürekli kaydedin, dinleyin, kaydedin, dinleyin, kaydedin, dinleyin. Çünkü ses çok, yani doğadaki bütün sesleri taklit edebilecek yeteneğe sahibiz. İnce mi geliyor? Olabilir. Bir ince, bir kalın, bunu çok güzel yapabilirsiniz. İlla başka biri olmanıza gerek yok. Sesin kalınlaşması için paket paket sigara içmenize gerek yok. Çok mu kalın? İnceltebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama benim dediğim şey ses renginizi değiştirmek değil. İnişleriniz, çıkışlarınız, bütün bunları, yani bu, bir de bundan keyif almanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şeyi anlatmak, merak etmek, merak ettirmek. Zaten en büyük amacımız influencerlıkta nedir? Merak ettirmek. Sizi birileri çok merak edecek, sürekli merak edecek ki siz gerçekten takip edilen, etki bırakan, etki yaratan kişiler olmanız gerekiyor. Evet. Yani tonalite kısacası demiş bir arkadaşımız. Ve reklam seslerine bakın. Reklam seslendirmek aslında çok zor bir iştir. Ama hep genellikle aynı kişileri görüyoruz, duyuyoruz reklamlarda. Niye? Başka böyle güzel sesi olan birileri yok mu? Var. Ama bu iş sadece ses tonu, ses rengiyle alakalı olan bir şey değil. Sesi anlattığımız ifadenin her kalıbına sokabilmek aslında marifet. Mesela Ali Poyrazoğlu, mesela Okan Bayülgen. Onları böyle bir herhangi bir reklamda çocuk olarak da görebiliyoruz. Bir animasyon filminde dede olarak da görebiliyoruz. Her yerde, her şekilde görebiliyoruz. Bir çamaşır markasında bir çamaşır suyu markasında bir mikrop olarak da görebiliyoruz. Herhangi bir peynirde bir oyuncak beyin olarak da görüyoruz. Ya da bir kurumsal bir bankanın da çok ciddi, çok güven veren bir sesi olarak da yine aynı kişinin sesleri kullanılıyor. O yüzden sesimizi geliştirelim, eğitelim, anlatımımızı eğitelim ama çok da böyle bir şeylerine güvenmeyelim. Güvendiğimiz zaman onun gelişimini engelliyoruz. Mümkün olduğu kadar onu özgürlüğüne bırakmaya çalışalım. Mesela 3 yaşındaki, 2 yaşındaki bir yeğenimize, işte bir arkadaşımızın kızına, oğluna hikaye anlatacağımız zaman bırakın o hikayedeki aslanı aslan gibi okuyun. Tilkiyi tilki gibi okuyun. Ondan sonra sinek anlatıyorsunuzdur. Sinek oldu mesela. Hepsini aynı tonda anlattığınız zaman o çocuk zaten sıkılır. İşin özü zaten hepimiz bir hikaye anlatıyoruz. Bir masal anlatıyoruz. Ve hepimiz bir masalın ve hikayenin peşindeyiz. Öyle değil mi? Öyle bir şey olmasaydı zaten bugün bu buluşmayı yapamazdık. Ya hikaye dinlemeyi çok seviyoruz ya da bize ait bir hikaye olsun istiyoruz. Hani dizilerde de öyledir, filmlerde de öyledir. Bir çatışma olması gerekiyor. Zengin kız, fakir oğlan. Zengin adam, fakir kız. İşte bir yanda ezilmiş, bir yanda onların haklarını savunan birileri. Bir yanda düşman bir şey, bir çatışma olması gerekiyor. Ve en çok da biz ya kendimiz gibi olanları
seyrediyoruz ya da olmak istediklerimizi seyrediyoruz. Ama olmak istediklerimiz her zaman bizim böyle takdir ettiğimiz insanlar değil. Bazen mesela çok kamuoyunda antipatik bulunan ama çok fazla izleyeni olan, çok fazla takipçisi olan insanları da izliyoruz. Niye izliyoruz? Çünkü biz de onlar kadar takip edilmek ve izlenmek istiyoruz aslında. Onlara baktığımız zaman da işte bazı orada ne varsa onları da almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kendimiz gibi olanları daha çok seyrediyoruz. O yüzden hep böyle önemli hikayeler, önemli sunumlar, böyle büyük kalabalıklara, TEDx gibi olan bazı şeylere sunumlar yaptığımız zaman da hep dikkat edin, insanlar kendi hikayeleriyle başlar. Yani o hikayeleri de severler çünkü, samimi bulurlar. Başkaları hep birinden bir hikaye beklediği için, hele bir de farklıysa, başka bir şeyse, o yüzden bize çekici gelir. Mesela bize biraz kendinizden bahseder misiniz diye sorsalar birine, bana, işte belki ben cümleye şöyle başlayabilirim. İşte İstanbul'da doğdum, işte Kabataş Erkek Lisesi'nde okudum. İşte anne tarafım işte Bulgaristan göçmeni, baba tarafım Selanik göçmeni diyebiliriz. Ama mesela enteresan bir hikayeniz varsa oradan başlamanız daha iyi olur. Çünkü ilk 5 saniye çok önemlidir. Bu 5 saniyeyi her zaman çok iyi kullanmayabiliriz ama dinleyicinin bir de 1 dakikalık bir sabır kapasitesi vardır. Mesela benim annemin kızlık soyadı denir ya, Dalgıç. Ve sülalede yüzme bilen yok. Yani düşünün, buradan böyle bir güzel bir malzeme alabiliriz. Ondan sonra başka biri, mesela bizim soyadımız Boğa, Buga, Boğa'dan geliyor. Vejetaryen olabilir bütün aile. Ege mutfağı olabilir, başka bir şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bir dalgıç soyadlı ama kimsenin yüzme bilmediği bir ailenin en büyük kızının oğluyum diye başladığımız zaman, değil mi? Kendimizi anlatmaya başlama cümlesinden, o kalıplardan tamamen çıkmış oluyoruz. O yüzden biraz bu farklılıklara dikkat çekersek daha iyi olur. Böylelik madem zamanla yarışıyoruz, 15 saniyelerle yarışıyoruz, bu tip farklılıkları ön plana çıkarıp kendimizi biraz daha ifade ederken insanları şaşırtabiliriz. Ben şimdi bu cümleyi söyledikten sonra ondan sonra ne olacak? Baba tarafı ne? Ne oldu? Sonra yüzmeyi öğrendiler mi? Gibi bir sürü sorular gelmesi lazım aslında insanın aklına. Dolayısıyla arkadaşlar, kendinizi de eğlendirin. Kendinizi anlatırken, kendinizle ilgili cümleler kurarken. O zaman bakın, yani çok çok dinleniyorsanız, çok takip ediliyorsanız bile çok çok daha fazlasıyla karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Şimdi zaman çok hızlı geçiyor. Biraz hikayeleme tekniklerinden bahsedeceğim ki girdik aslında hikayeleme tekniğine. İşin özü arkadaşlar, bakayım buradan otomatik çıkıyor muydu? Evet. Hikayeleme teknikleri. Bunu da böyle kendim becerdiğimi gördüğüm zaman, çünkü çok basit bir şey. Elektronik ve haberleşme mühendisliği okuyup da o diplomaya sahip olup da şu basit sunumu anında size gösterebildiğime ve buna çok mutlu olduğuma inanamıyorsunuz tabii ki. Şimdi hikayeleme tekniği dediğimiz şey de, hikaye biliyorsunuz, masal, hikaye hepimiz, işte Pamuk Prenses, Yedi Cüceler, işte oradaki ceylanlar, hepsinin ayrı bir hikayesi var başrol olmasına rağmen, değil mi? Pamuk Prenses, her bir cücenin ayrı bir karakteri var. Orada konuşan Bambi'nin başka bir şeyi var. Hepimize verdiği farklı mesajlar var. O elma, niye elma, değil mi? Niye üzüm değil de elma? O kötü kalpli kadın, niye? İyi var, kötü var, kuşlar var. Bakın yerdeki papatyanın bile her bir şeyin bir amacı var. Dolayısıyla anlatacağımız hikayede de böyle vakti boşuna harcıyormuşuz gibi değil, her şeyi iyi bir şekilde, yani akılda kalacak bir şekilde yapmamız gerekiyor. Dopaminin gücü ve etkisi. Şimdi nereden çıktı bu dopamin diyebilirsiniz. Çok önemli. Bir de size her kullandığınız cümlenin öneminden bahsetmek için isterseniz Jimmy Fallon örneğini vereyim. Yani
Sunum yok ekranda. Sunum gözükmüyor. Demek ki burayı açmamışım. O zaman bir daha açıyorum. Açtım mı? Ne yaptım? Evet. İzin veriyorum. Kusura bakmayın, böyle bir arada bazı şeyler çıkabiliyor. Şimdi deminki verdiğim şey aslında hepimizin bildiği iki aileme teknikleri, kırmızı başlıklı kız. Ondan sonra dopaminin gücü ve etkisi. Tamam. Bunu da verdiğime göre geri dönebiliriz. Jimmy Fallon'ı genç kuşaklar belki çok bilmeyebilir ama benim yaşımdakiler ve benden daha genç olanlar bilir. Orada çok zeki bir adam olmasına rağmen Jimmy Fallon, aslında onun 70 kişilik bir ekibi vardır. Bir saatlik bir show programının her saniyesi hesaplanır. Her bir parodinin önceden senaryosu yazılır. Buna tabii ki Jimmy Fallon'ın üstün keskin zekası ve zamanla yaptığı, işte saniyeler içinde yaptığı doğaçlamalar da eklenir ve ortaya dünyanın her yerinde seyredilen 60 dakika boyunca kimsenin gözünü kırpmadığı bir show ekrana çıkar. O yüzden o hikayeleme tekniklerinin bütün her şeyin, bir de Hollywood ve televizyon endüstrisinin bütün sihirlerinin aynı anda görüldüğü şeyden bahsediyoruz. Şimdi dopamin dedik. Çok fazla dağılmadan o kısma da geçmek istiyorum. Çünkü zamanımız çok hızlı ilerliyor. Sunumu değil yazışmaları mı koydum ekrana? Allah Allah, her şeyiniz çıktı. Ekranınız gitti. Herkes için kolay olmuyor değil mi? Bazıları mesela yabancı dili çok çabuk kavruyor. Bazıları hiç kavrayamıyor. Gidiyor bir sürü özel ders alıyor. Yurt dışında okuyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Gene de böyle çat çat pat pat konuşuyor. İşin sırrı aslında dediğimiz gibi, yani bu işi eğlenceli hale getirebilmekte arkadaşlar. Yani bütün işin sırrı bu. Ondan sonra şimdi bir yandan da Serkan'ın yazdıklarını okuyorum. Neyse, burada da devreye bir işi eğlenceli hale getirmek için ne oluyor? Ne giriyor devreye? Dopamin diye bir aslında sıvı giriyor. O dopamin beynimizde aslında bilgi saklamak için gereken bir madde, bir hormon. Bu bir kimyasal ve beyinde aslında uyuşturucu ve kumar gibi ödül alanlarını işte harekete geçiriyor. Dolayısıyla bağımlılık yaratıyor. Şimdi peki diyeceksiniz ki, yani bir kumarda veya işte başka bir şeyde kullandığımız, vücudumuzun ürettiği şeyin bizim anlatımda, hikayelemede ne etkisi var? Çok etkisi var. Onu da hemen anlatayım. Yani bu aynı zamanda, hani bilgisayar oyunu oynuyoruz. Orada bir ilk turu yendik. İkinci tura geçtiğimiz zaman da biz dopamin salgılıyoruz. Aşık olduk, bahar geldi. Ondan sonra karnımıza ağrılar giriyor. Eve geldik, sürekli onu düşünüyoruz. Yarın onunla buluşacağız. Ne giyeceğiz? Ne anlatmamız gerekiyor? İşte o anda aşık olduğunuz ilk dönemde salgıladığınız hormon yine dopamin. Ondan sonra evet, o yüzden bunu bağımlılık yapıyor işte. Dolayısıyla terapistler de ilk evliliğin ikinci, üçüncü yılında hani çiftlerin arası biraz böyle soğur, hani ilk günkü gibi o heyecanı yakalayamıyoruz deyip çiftler terapistlere gider ya, aslında terapistin de bütün o 2-3 saat boyunca anlattığı şey dopamininizi kaybettiğinizdir. Yani bunun için de bir heyecana ihtiyacınız var. Dolayısıyla onu lütfen kendiniz yeniden eski hale getirin diyorlar. Hikayeleme dediğimiz şeyde de işte dopamini en çok artıran şeylerin başında geliyor. Çünkü enteresan şeylerle hikayelediğimiz zaman o bilgiyi beynimiz alıyor. Ve kendimizle ilgili anlattığımız şeylerde, paylaştığımız şeylerde, mesela bizim başımızdan geçen olaylarda, o zaman ne oluyor? İki taraf arasında da bir eşleşme olduğu görülüyor. Yani gözünde canlandırma, beyin frekanslarını araştırmışlar. Aynı frekansa girebildiğimiz gözüküyor. Şimdi biz hikaye anlatıcılarına çok önemli görevler düşüyor değil mi? Birincisi güvenilir olmamız gerekiyor. İkincisi mantıklı olmamız gerekiyor aslında. Bir de duygulara hitap etmemiz gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bu üç unsurdan hangisi bir insanı ikna etmek için en etkili olabilir değil mi? Yani ben güvenilir olmalıyım, mantıklı bir şey anlatmalıyım, bir de duygulara hitap etmeliyim. Şimdi bir araştırma yapılıyor. Bu araştırma çok ilginç sonuçlar ortaya çıkarıyor. Diyor ki bu araştırma,
güvenilir olmasanız bile, anlattığınız şey mantığa uymasa bile, duygulara hitap ettiğiniz sürece siz bu hikayeyi başkalarına iletebiliyorsunuz. Yani düşünsenize, ben bir şeyin mantıksız olduğunu biliyorum. Ondan sonra güvenilir değilim. Ama anlattığım şey size öyle bir geçiyor ki başkasının hikayesi ya da kendi hikayem, aşk hikayesi başka bir şey. Bu ön planda. Yani bizim anlatacağımız hikayelerde duygulara hitap etmeyi öne geçirmemiz gerekiyor. Mantık mesela bu araştırma içerisinde %25 paya sahip. Güvenilirlik %10 paya sahip. Ama duygular, demek ki duyguları harekete geçirme şeydir. En fazla yapacağımız şey. Ve başka önemli başarı hikayeleri Atatürk'ten, Sokrates'ten, ondan sonra başka yerden, Churchill'den alacağımız bazı şeyler, bütün bunlar da insanların aklında kalıyor. Şimdi nasıl başaracağız bunu? Öncelikle kendi hikayelerimizle başlayacağız. Kendi hikayelerimizi yaptığımız zaman da tabii insanların aklında daha fazla kalacağız. Mesela benim yine sizle paylaşmak istediğim, belki bunu birkaç defa daha fazla yaptığım şey. Evet, yalan söylerken, bazıları yalan söylerken evet izliyoruz. Bu evet, bazı arkadaşlarımız yazmış. Ama bu yalan olduğunu bildiğimiz halde izlemek ne oluyor? Demek ki onlar da bir şekilde iyi hikaye üretiyorlar ki biz de onları izliyoruz. Şimdi zayıflık, benim ekranla ilgili maceram. Şimdi ben staja Show TV'ye gittim ve büyük şaşkınlık içerisindeydim demiştim ya. O ya artist mi olacağım dediğim zaman. Ama bir yandan da böyle bakmıştım. Çok güzel. Herkes canlı başla çalışıyor. Ekran önündeki insanlar acaba ne yapıyor, nasıl hazırlanıyor? Ve ben o dönem yine boyum 1.87 idi. Kilom da 65'ti. Çok zayıftım. Yazın ortasında bacaklarım böyle çırpık gibi gözükmesin diye içime eşofmanlar giyerdim. Ki pantolonum birazcık bol gözüksün diye. Düşünsenize, Ağustos ayındasınız ve içinize iki kat bazen eşofman giyiyorsunuz. Çok böyle zayıf olduğunuz belli olmasın diye. Sonra ne oldu? İşte bir gün koridorda herkesin öğle vakti, bütün artık kanalı terk ettiği bir zamanda ya yemekhanedeler ya başka yerde yemek yiyorlar. Acil bir tanıtım geldi. Orada bir tane prodüksiyondan görevli bir tane kız, elinde bir metin, seslendirme görevlisini bulamamış. Ben de o sırada koridorda geçiyorum. Beni aldı, off tube soktu. Bir hafta sonra Show TV'de yayınlanacak olan bir tane filmin fragmanını seslendirmemi istedi. Oku dedi. Yani böyle vayi gibi bir şey çıktı. Ondan sonra yaptım. Çok keyif aldım. Sonra o seslendirmem bulundu. Beni bir daha hiç aramadılar. Ondan sonra ne oldu? Program müdürü benim sesimi duymuş. Kim bu çocuk diye sormuşlar. Ama beni bulana kadar zaten benim stajım bitmişti. Böylelikle o hikaye orada bitti zannediyordum. Ama ne oldu? Bu işten keyif aldığımı fark ettikten sonra beni bir daha hemen aramamalarının arkasındaki nedenin bazı eksikliklere sahip olduğunu düşündüm. Ve gittim eğitim aldım. Bu eğitimi aldım, bitirdim. Hatta o stajım bitmeden önce radyoda aynı serviste gittiğim bazı isimler vardı. Bu eğitimi aldığımı onlara da söylemiştim. Aradan bir ay geçti. Radyoda bir kişi istifa etmiş. Yerine birini arıyorlar. Hemen beni aradılar. Dediler ki böyle bir kişi azaldı, yerine birini arıyoruz. Seni alabilir miyiz? Gelir misin? Tamam dedim. Harika. Benim aslında yayıncılık hayatım böyle başladı. Radyoyla. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Televizyona nasıl geçtim? Yeni açılacak bir kanalın genel müdürüyle eşi bir tane alışveriş merkezinde alışveriş yapıyorlar. İşte kendilerine gömlek bakıyorlar, bir şey yapıyorlar. O dönemde radyolar tabii, haberler çok böyle popüler. Her saat başı, her yarım saat başı böyle şey veriliyorlar. O dönemde ben radyoda anonsumu yaparken, alışveriş yaparken o kişi benim sesimi duyuyor. Hatta eşi duyuyor. Diyor ki bu ses diyor enteresan. Bak yeni kanal açıyorsunuz ya, bence bu çocuğu al diyor. Sonra benim radyodan numaramı buluyorlar. Benle irtibata geçiyorlar. Ve ben alışveriş merkezinde bazı insanlara ulaştığım o anonsumla televizyona geçiş yapıyorum. O yüzden enteresan bir hikaye. Türk filmi gibi diyor bazıları.
O dönem mesela, şimdi hep ben kendimden bahsediyormuşum gibi görünebilir ama konumuz hikayeleme teknikleri ve kendi başımızdan geçen olayları aslında her şeyin başına koymak gibi bir şeyden bahsettiğim için bütün bunları anlatıyorum. Şanslısın diyorlar mesela o dönem için. Ben çok şanslıydım diyorum. Halbuki bir söz vardır, şans fırsatlara hazırlıklı yakalanmaktır. İşte belki o radyoya başlamadan önce kendi eksikliklerimi fark edip eğitim almasaydım ve öyle başlasaydım radyoya, o zaman gerçekten bunun adına şans diyebilirdik. Ama demek ki fırsatlara hazırlıklı yakalanmak istediğim için ben böyle bir eğitimi kendi kendime almak istedim. Dolayısıyla kendi şansımı kendim yarattım diyebilirim. Yani alın size işte bir kısa bir konuşma kendinizle ilgili. Herhangi bir 500 kişilik bir salona yapacağınız 10 dakikalık bir konuşmanın kısa öyküsü. Yani 65 kiloluk 1.87 boyundaki zapzayıf bir adamın elektronik ve haberleşme mühendisliği fakültesini acaba ömür böyle geçer mi diye düşünürken aradan 2 ay geçtikten sonra kendisini ekran karşısında bulma macerası. Ha, bu arada tabii ki bu eğitimleri alırken bir diyetisyene gidip haftada 100'er gram 100'er gram alarak normal kiloma da ulaşmıştım. Yani demek istediğim şey biraz böyle kendinizi anlatacağınız zaman ve anlatmaktan da hoşlanmanız gerekiyor. Çünkü herkes sizi merak edecek. Herkes sizin anlatmayıp gizlediğiniz hikayenizi de merak edecek. Ama siz paylaşmak istediğiniz kadarını böyle akılda kalıcı bir takım metotlarla uygularsanız daha iyi olur. Daha çok ulaşırsınız birçok kişiye ve sizin başka anlatacağınız, kendinizin dışında anlatacağınız şeylerde de sizin dilinize, sizin anlatımınıza güvenecekleri için her anlattığınız şeyi merak edecekler. Başkalarının hikayeleri derken mesela çok enteresan başka bir hikaye. Yine aslında benim hikayelerimden biri. Yeğenim şimdi mesela üniversitede ama babamı ben çok genç yaşta kaybetmiştim. 60 yaşındaydı. Aradan 11 yıl geçti. Şimdi yaşasaydı 72. yaş gününü falan kutlayacaktık. Dolayısıyla o dönemde babamın vefat ettiği dönemde dedem de Alzheimer'dı. Eve tabii ki taziyeye geliyorlar. İnsanlar böyle başınız sağ olsun diyor. İşte aa çok üzgünüz diyor. Dedemin aklı gidip geliyor. Ve bir ara kendini oğlu ölmüş bir baba olarak değil de sanki taziyeye gelen bir misafir olarak görmeye başladı. Gülümsedi. Ondan sonra helva var mı diye sordu. Helvanın tarifini istedi. Ama bu duruma benim mesela yeğenim çok üzüldü. Bir yandan da çok sevindi. Çünkü evlat acısı diyebileceğimiz bir şeyin altından, üstünden belki de bu şekilde ancak gelinebilir diye düşündü. Ve o dönem mesela tıp okumaya karar verdi. Alzheimer'la ilgili çok fazla araştırmanın olmadığını fark edip akademisyen olmaya karar verdi. Bunun yani bir şekilde biraz daha bir adım öteye nasıl gidebileceğini çözmek istedi. Yurt dışına gitti. Orada bu konuda araştırmalar yaptı. Şimdi doktorasını veriyor, başka şeyler yapıyor. Yani demek istediğim herkeste, her yerde bir hikaye var. Kendi hikayenizi ve kendi yolunuzu kurmaya çalıştığınız zaman da bir hikayeden etkileniyorsunuz. İşte o yüzden merak edin, merak ettirin. Influencer olarak merak ettirmek sizin tabii ki en başlıca yapmanız gereken şey. Ama siz ne kadar meraklı olursanız merak ettirme potansiyeliniz de o kadar oluyor. Yani kısacası kurduğunuz cümlelerin arkasını merak ettireceğiz. Bunun için işte aynı tonla öbür cümleye başlamayacağız. Vurgularımıza, inişlerimize, çıkışlarımıza bakacağız. Ondan sonra tutacağız cümleleri. Hakikaten neyi vurgulamak istiyorsak yapacağız. O monotoniyi kırmamız gerekiyor. Hızlanmak güzel, coşkulu olmak çok iyi ama anlaşılabilir olursak istediğimiz kadar hızlanalım. Ama hızlı hızlı anlatıp hiçbir şey anlaşılamıyorsa o zaman o işte bir problem var. Dediğim gibi hepsinin bir çaresi var. Eğer dilimiz dönmüyorsa bunun artikülasyon çalışmaları var, ses nefes çalışmaları var. O var, bu var. Merak edin, hikaye yakalayın.
Öyle olduğu zaman mesela çok sıkıcı, hiç ilerlemeyen bir trafikte bile bir taksi şoförünün bir sürü hikayesi vardır. Kim bilir nelerle uğraşıyordur ama dert dinlemek istemiyorumdan çıkmamız gerekiyor. Orada yani yeni bir şey öğreneceğiz. Herkesten yeni bir şey öğreneceğiz. Her insan bir hikaye ve hikaye kıtlığı yaşıyoruz. Kimse artık birbiriyle paylaşmadığı, daha doğrusu doğru sorular sorarak başkalarının hikayelerini merak etmediği için. Benim size tavsiyem, bol bol merak edin. Bol bol hikayeyle kendinizi büyütün ama gerçek hikayelerle mesela. Ve o hikayeyi yönlendirin. Kafanızda o hikayenin kurgusu eksikse o kişiye mutlaka sorun. Mesela soy ağacınızı araştırın. Dedemizi biliyor olabiliriz. Dedemizin dedesini bilmiyor olabiliriz. Dedemizin dedesinin annesi kim acaba? Soralım. Kim varsa işte şey yapalım. Ama bunu da böyle başkalarını yıldırarak yaptığımız zaman zaten o zaman olmayacak. Merak et. Keyif aldığımızı zaten her seferinde hissettirmemiz lazım. Bu işi de yaptığımız zaman her işte ama yani. Evi temizlerken bile, dişlerimizi fırçalarken bile, saçımızı tararken bile bu işten keyif aldığımızı hissettiğimiz zaman hakikaten her şey çok farklı oluyor. Evinizdeki çiçeği böyle otomatiğe bağlamış gibi değil de bu su nerelere gidiyor? Nerelerde onun ihtiyacı karşılanıyor? Ne yapacak? Bütün bunları düşündüğünüz zaman belki biraz deliriyormuş gibi hissedebilirsiniz ama o zaman kafanız daha analitik çalışmaya başlıyor. Tıkır 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 tıkır. Ondan sonra her şeyi çok kısa sırada sürede programlamaya başlıyorsunuz. Sanıyorum biraz şu cümlelerle özetlemek de gerekiyor. Hayattaki en güçlü duygu biliyorsunuz içgüdü, hayatta kalma içgüdüsü. Dolayısıyla en çok insan kendini hayatta tutan hikayelere atıyor bir sürü şeyi. Ondan sonra iyi bir hikayeci olduğunuz zaman sizin hem bu hikayelere giren hem de bu hikayeleri başkasını sokabileceğiniz hikayeleri bulmanızı tavsiye ediyorum. Yani onu kendi hayatından uzaklaştırabilecek ama aynı zamanda kendi hayatından da bir şeyler bulabileceği bir şeyler. Bir amacı olursa tabii ki çok daha kıymetli oluyor bütün bunlar. Evet, şimdi galiba sizin sorularınız varsa onları alalım. Canan'ı da yayına alalım. Tekrar merhaba Emre Bey. Merhaba Canan. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok da güzel detaylar aktardınız. Ben de can kulağıyla dinledim. Bazen böyle bunları gösterdim zannettim ama göstermemişim. Zaten çok da fazla ufak tefek aksaklıklar olabilir. Hiç sorun etmeyin onları. Gayet güzel aktardınız her detayı. Şimdi katılımcılarımızdan sorular var. Tamam. Ben onları yönlendireyim size. Tamam. Hemen şey yapalım. Evet. Bir katılımcımız der ki, eskiden inanılmaz akıcı ve çok hızlı konuşuyordum. Şimdi kelimeleri unutuyorum, çok duraksıyorum. Kelimeler aklıma gelmiyor. Neden böyle bir sorun yaşıyor olabilirim demiş. Kelimelerin aklına gelmemesinin problemini çok anlayamadım. Yani kelimeler aklıma gelmiyor derken belki kafası çok fazla karışık olabilir. Belki bir sürü şeyi aynı anda düşünmeye çalışıyor olabilir. Yani benim de başıma çok geliyor. Mesela bir arka odaya gidiyorum bir şey için. Gidiyorum, buraya niye geldim diyorum. Bir sürü şeyle uğraşıyoruz. O yüzden çok normal o kelimelerin aklına gelmemesi. Bir anlatacağımız şeye odaklanmamız gerekiyor. Başka her şeyden çıkmamız gerekiyor. Bu yayını yapmadan önce mesela siz sevgilinizle kavga etmiş olabilirsiniz. Yayın bittikten sonra o kavga devam edebilir ama yayın sırasında mesela anlatacağınız şeye odaklandığınız süre boyunca aynen böyle bir tiyatro sahnesindeymiş gibi düşünmek gerekiyor. Bir de çok az okuyoruz. Hani böyle kitap okuma oranı oldukça düştü. Ama yani favori bir kitabımız olsa bile bir klasiklerden bir şeyi arada bir onu tekrar sayfalarını açıp en azından bir 15-20 sayfa tekrar okuduğumuz zaman o bile canlandırıyor bir sürü şeyi. Evet. Diğer bir soru. Özellikle konuşurken ığlama ve eğleme problemini nasıl düzeltebiliriz demiş.
Iğlama ve eyleme problemi. Ya şimdi onu da söyleyelim. O aslında bazı yerlerde yapılabilecek bir şey ama sürekli olduğu zaman sıkıntı çekiyor insanlar. Orada da neden oluyor biliyor musunuz? Virgülü ve noktayı unuttuğunuz zamanlarda oluyor. Hani demiştim ya, virgül, nokta bize bir iki saniyede olsa bir sonraki anlatacağımız şeye şey verir, fırsat verir. Ama orada biz virgülle bir sürü şeyi bağlayıp ya da noktayı unutup anlatacağımız şeyden uzaklaştığımız zaman ve kendimize süre vermediğimiz zaman orayı neyle doldurmaya çalışıyoruz? I'yla, E'yle doldurmaya çalışıyoruz. O yüzden sanıyorum ondan kaynaklanıyor. Bir de hazırlıksız yapacağımız sunumlarda genellikle I, E olur. Biraz stresin sembolüdür. Ya da zorla konuşuruz. Ya da bir, yani çünkü arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman, bir dedikoduyu paylaştığımız zaman ya da gittiğimiz tatili başkalarına anlattığımız zaman ben hiç ığlayan, eğleyen bir heyecana rastlamadım. Ya böyle bir altında o konularla ilgili çok yeterli olmadığımız hissine kapılıyoruz. Ya çok böyle baskı altında konuşuyoruz. Ya da dediğim gibi virgüllerle noktaları unutuyoruz. Peki. Diğer bir katılımcımız der ki, spikerlik eğitimi aldım ve iyi de bir dereceyle mezun oldum. Fakat sektörde henüz bir yer bulamadım. Bu konuda bir yönlendirmeniz olur mu demiş. Ve sektörde yeni başlayanlara önerilerinizi alabilir miyiz diye bir soru var. Tamam, hemen söyleyeyim. Bir takım avantajlar var, bir takım dezavantajlar var. Avantajlar şöyle, artık sadece spikerlik ya da sunuculuk yapmak için bildiğimiz ana akım medyada kendimizi göstermek zorunda değiliz. Birçok dijital platform var, kendi platformlarını kuran, kendi kanallarını kuran bir sürü kişi var. Ve yani bu platformlar aracılığıyla bir gün sizin peşinizden koşmanız gerektiğini düşündüğünüz herhangi bir medyanın genel yayın yönetmenine keşfet kısmına da düşebilirsiniz. Yani belki de o sizi görecek ve takip edecek. Ama şöyle bir şey var, yani bu işi hala televizyonlarda yapmak isteyen genç arkadaşlara şöyle bir dezavantajdan bahsedebilirim. Eskiden mesela bir işi bir kişi yapıyordu. Şimdi 5 işi bir kişi yapıyor. Yani sadece haber sunmak, program sunmanın dışına çıktı bazı şeyler. Ki bence aslında iyi bir şey ama yani 2 işi bir kişi yapsa daha iyi. 5 işi bir kişi yaptığı zaman da o zaman tabii ki işsizlik artıyor. Şimdi artık sizden hem yazmanız, hem sunmanız, hem çıkıp stüdyodan çıkıp dışarıda muhabirlik yapmanız, onun dışında başka arkadaşlarınıza destek olmanız, hatta gerekiyorsa gidip o haberi montajlamanız, editleme kısmında yardımcı olmanız bekleniyor. Eskiden mesela bu kadar çok her şeyi bir kişinin yaptığı bir ortam yoktu. Çünkü o dönemler biraz daha reklam pastası ve bütçesi daha fazlaydı. Şimdi mesela o konuda biraz zorluk var ama oldu ya bir şekilde bu işin içine girdiniz. Şöyle bir avantajı var. Bir sürü şeyi öğrenmek için sıra bekliyordunuz eskiden. Sunum için sıra bekliyordunuz, muhabirlik için sıra bekliyordunuz, montajı öğrenmek için sıra bekliyordunuz. Şimdi öyle bir şey oldu ki sizi olduğu gibi yüzmek için denizin ortasına atıyorlar ve her şeyi öğrenmek zorundasınız. Bazı dezavantajlarının içerisine şunu da söyleyebilirim. Eskiden bu işi öğrenebileceğiniz nitelikli abilerimiz, ablalarımız çok fazlaydı. Şimdi maalesef onlar azaldı. Peşini bırakmayın bu işlerin. Birkaç yere başvurdum ve dönüş alamadım diye moralinizi bozmayın. Şunu düşünün, gerçekten istihdamları yoktur. Yani elemanlara ihtiyaçları yoktur. Ve siz yeni başlayan ve sadece spikerlik, sunuculuk eğitimi alan bir kişi olarak bu işe talipsiniz ama sizin yerinize mesela sizi almaları için bir kişiyi işten çıkaracaklarını düşünün. O işten çıkaracakları kişinin de 5 işi birden yaptığını düşünün. Sosyal medyada artık çok aktif olmaya başlayan bazı başka kanallar da var. Oralardan başlarsanız bence çok iyi olur. Radyo mesela benim ilk başlangıç yerimdir. Radyo da çok enteresandır. Orada da bazı ihtiyaçlar olduğunu biliyorum. Oralara da baksınlar arkadaşlar. Peki.
Diğer bir katılımcımız der ki, gençler cümleleri bozması hakkında, gençlerin daha doğrusu özür dilerim, cümleleri bozması hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela kardeş kanka oldu gibi bir örnek de vermiş. Bununla Yani ilgili kanka yorumunuzu ben istiyorlar. yani kanka tabii ki de artık hepimizin hayatına girdi. Benim de kankalarım var. Onu ben de kullanıyorum. Ama yani tabii ki bazen çok zor anladığım şeyler oluyor. Cümleler oluyor. Ben şimdi burada aradaki jenerasyon farkına falan hiç girmek istemiyorum ama bunun böyle olması gerektiğini düşündükleri için mesela özellikle böyle konuşanlar var. Başka arkadaşları da böyle konuştuğu için konuşanlar var. Yani isteyen herkes istediği gibi konuşabilir ama benim için mesela iletişim kurmak istediğim bir kişiyi tercih edip dinliyorsam ya da onu ne bileyim takip ediyorsam benim için öncelik onun hem yaptıklarıdır hem de anlaşılabilirliğidir. Başkalarının tercihleri nedir? Niçin onu takip ediyorum bilemem ama ben en azından kendim bu şekilde bir liste oluşturuyorum ve onları takip ediyorum. Süremizi bir miktar açtık ama sorularımız var hala. Sanırım bize bir 15-20 dakika kadar daha vakit ayırabileceksiniz, değil mi Tamam, Emre Bey? yapalım yapalım. Evet. Tamam. Hitabet konusunda önerebileceğiniz bir kitap ya da başka bir kaynak var mıdır diye bir soru var. Evet, ben şimdi yakın gözlüklerimi şimdi takabilirim. Hitabet konusunda Can Gürzap'ın, benim de hocamdır, onun çok güzel kitapları vardır. Onun dışında ekran macerasına girmek isteyenlerin okuyabileceği Yasemin Özdemir'in, şimdi Bradley olduğu, Larry King'in bir kitabını yaptığı çevirisi vardır. Orada da özellikle röportaj teknikleri ya da işte medya ile ilgili diyalog kurduğunuz konuk, anne, baba, kimle konuşuyorsanız iletişim tekniklerini çok güzel anlattığı bir kitabı vardır. Ama yani bu iki kitap bile yeterli olur. Birçok var kitap piyasada ama bu iki kişi Oprah Winfrey'nin onun kaleme aldığı ve onu anlatan bir sürü şey vardır ki gündemde şu aralar. Okuyabilirler hitabet kısmına. Yani hitabet kısmında da şu yani doğruları mümkün olduğu kadar bildiğimiz zaman onu hayata geçirip geçirmeme kısmı tabii ki bizim tercihimiz ama en azından kimin bu işi profesyonel bir eğitim alıp almadığını keşfetmemiz ya da evet bu doğrusu bu bak bu doğru konuşuyor diyebilmemiz için bence iyi bir şey. Peki. Benim aşmam gereken en önemli problem ekran heyecanı diyen bir katılımcımız var. Bunu yenmenin bir yolu var mıdır diye, öneriniz ne olur diye bir sorusu var. Evet, bol bol ekrana çıkarak bu korkuyu yenebilir. Yani korkuların yani bu fareden korkmakla ekran korkusu arasında da hiçbir fark yok. Herhangi bir psikoterapiste gittiğiniz zaman da aynı şeyi söyleyecektir. Tabii ki demeyecektir ki bir lağım çukurunun içinde bir gece yatın, oradaki lağım fareleriyle yatın, böylelikle fare korkunuzu yenersiniz demek istemiyorum. Ama ne kadar çok korkularımızın üstüne gidersek o korkuların azaldığını görürüz. Zaten korku dediğimiz şey bazı şeyleri başımızda, kafamızda daha fazla büyütmemizden kaynaklanıyor. Yani biz onu korku olarak kafamızın içinde bir kasanın içinde kilitlediğimiz zaman o bizim artık bir fobimize dönüşüyor. Dolayısıyla topluluk içinde konuşmak bana da mesela heyecan veriyor ama korku vermiyor. İlk başlarda veriyor muydu? Veriyordu. Hatalarımızla barışık olursak, ne yapabilirsek dünya başımıza yıkılır deyip biraz daha rahat olursak ve hata yapma şansını da kendimize verirsek ve sürekli bunun pratiğini yaparsak bunun altından kalkarız. Topluluk içinde konuşma. Diyelim ki bazıları 500 kişinin içinde konuşmaktan korkuyor. Bazıları 5 kişilik arkadaş grubu içerisinde konuşmaktan korkuyor. İki kişiyle başlayın, üç kişiyle başlayın, 10 kişiyle başlayın, 20 kişiyle başlayın ama başlayın ve sonunu devam ettirin. Ben size geçmişte 20 yıllık tecrübem var diyorum ama 20 yıl boyunca bugünkü gibi tecrübeli değildim. İlk yayınlarımı görseniz yani nereden bulmuşlar acaba bunu dersiniz. Yani o dönem YouTube yoktu. Yaptığım hatalar eğer olsaydı viral olurdum.
Yani bir sürü saçma sapan şeyler geçti başımdan. Ama yani evet, bir de o kadar çok kafaya takmayın. Tabii ki yine disiplinli olun ama hala ekranda olup saçmalayan o kadar çok kişi var ki. Yani ben zannetmiyorum birçok kişi onlar kadar saçmalasın. Peki. Konuşurken doğru nefes almayı kolaylaştıran yöntemler var mıdır? Konuşurken diyafram nefesi almakta zorlanıyorum. Neler yapmalıyım bunun için diyen bir katılımcımız var. Şimdi tabii ki bu nefes almayı kolaylaştıran bir teknik demeyelim de, çünkü zaten hepimiz bir tekniğe doğduğumuz anda itibaren sahibiz. Nefesimizi alıyoruz. Ama galiba en büyük sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Biz hep böyle derin nefes al dediğimiz zaman göğsümüzü kabartmaya çalışıyoruz. Halbuki akciğer aşağı doğru genişleyen bir şeydir. Bu kaburgaları yana açmaya çalışıp biz esas ciğerin daha büyük kapasitesini genişletmemiz lazım. O teknikler var. O teknikleri de her yerde bulabilir arkadaşlarımız. Şimdi benim burada böyle kalkıp kaburgalarımı yana ayırıp şey yapmama gerek. Karın şişmesi lazım doğru nefeste. Bu işte aman karnım gözükmesin çıkmasın diyafram nefesinde de özellikle. Yani hem bir yandan dümdüz bir karınla gözükmek istiyorum, hem de doğru nefes almak istiyorum. Çok mümkün olamıyor. Diyafram dediğimiz şey bizim hepimizin zaten doğduğumuz anda nefes almaya başladığımız, hatta ilk ağlamaya başladığımız zamanda kullandığımız şey. Gün içerisinde bence onun matematiğine çok kapılmayın. Bütün gün diyaframdan nefes alamıyorum diye üzülüp yorgunluktan uykuya daldığınız andan itibaren ya zaten diyaframdan nefes alıyorsunuz. Bir de ideal nefesin burundan alınıp ağızdan verildiği söylenir. Doğru, ama konuşurken bizim nefesimizi %90'ını ağızdan alıp veriyoruz. Düşünsenize, yani ben şimdi Canan Hanım size bir cevap verirken bir saniye burnumdan nefes alayım öyle cevap vereyim demiyoruz. Sürekli ağızdan alıyoruz o nefesi. O nedenle biraz daha kuruyor çok uzun konuştuğumuz zaman. Yaptığımız şeyler, bu boğazımızın kurumasını, ağızdan nefes aldığınız zaman daha çabuk kurur. Onu nemlendirmemiz gerekiyor. Çok yoğun bir konuşmacıysak. Kahve bile olur yani. Kahve, yani su tabii ki en ideali. Ses nefes egzersizleri her zaman nefes almayı, nefesin kontrollü kullanılmasını, ekonomik kullanılmasını, her şeyini sağlar. Onunla ilgili yine Can Hoca'nın az önce bana etkili hitabetle ilgili söylenen, işte tavsiye eder misiniz dediğimiz kitaplarda onların egzersizlerini de bulabilirler. Hepsini, oturuştan başka şeylere kadar hepsini yapabilirler. Sonuçta bu bir teknik olduğu için her zaman geliştirilir. Hiçbir zaman bu eğitimlerin hiçbir zararı yoktur. Aksine daha çok şey katar bize. Bu aynı zamanda bazı hastalıklar için de çok iyidir. Astım hastalarına da tavsiye edilir. Nefesi konusunda bazı problemler yaşayanlar için. O yüzden onları takip ederlerse, yani o notları okurlarsa çok da yararlı olur. Peki. Hikaye anlatırken yüz ifadesiyle ilgili bilgi verebilir misiniz diye bir soru var. Hikaye anlatırken, şimdi bir radyo programında hikaye anlatmak ya da başınızdan bir şeyin geçmesiyle tabii ki bir ekran karşısında çok farklı. Ama bu çizgi film seslendirenleri bir stüdyoda görseniz, onlar mesela yani sadece kağıda bakıp wow diye böyle bir kedi taklidi yapmıyorlar. Bayağı böyle girip baktığınız zaman, ki imkanı olanlar ne olur gidip baksınlar. Bir aslanı seslendiriyorsa o anda aslan oluyor. Yani mikrofonun içinde bir kamera yok ama öyle bir hale geliyor ki o anda sanki stüdyoda bir aslan varmış gibi oluyor. Biz tabii ki oyuncular kadar bu işi çok becerebiliyor muyuz? Beceremiyoruz. Yani bir seslendirme sanatçısının herhangi bir animasyon filmini seslendirdiği anda stüdyodaki yüz ifadesini bizim günlük hayatta yapabilmemiz biraz zor. Aslında yaparız ama kendimizi böyle hep geri çekiyoruz. Hikayeleme de ben meraklanacağım. Siz meraklanacaksınız. Hikaye o demek işte, yani masal gibi bir şey. Bir sonraki cümleyi meraklandırmak demek. O yüzden yüzümüz,
biliyor musun ne oldu? Bak başıma neler geldi diye günlük hayatta anlattığımız her şeyde bütün enstrümanlarımızı kullanmamız lazım. Yani yine aynı örneği vereceğim. Başkaları için çok dümdüz bir hikaye olabilir ama sizin mesela en çok keyif aldığınız bir tatili başka arkadaşlarınızla paylaşırken ki ifadenizi takınmanız lazım. Orada dikkat edin, ne ses nefeste problem yaşarız, ne vurgularda, ne tonlamalarda, ne başka şeyde, hiçbir şeyde problem yaşamayız. Çünkü o tatili bir daha yaşarız anlatırken. Dedikodu sevmem, hiç sevmem ama dedikodu yapanlara bakın. Kaşı gözlü birden oynar, o başkasının hikayesinde kendini bulur. Ne bir diyaframla ilgili sıkıntısı vardır, ne ses tonu vardır. Yani bir reklam seslendirmesi yapacak olan kişiler oyuncuların yapacağı seslendirmelere taş çıkartacak kadar gerçekçi bir şekilde anlatırlar. Çünkü o ondan beslenir. Başkaları da ondan beslensin diye bütün her şeyi yapar ve mükemmel anlatır. O yüzden yani dedikodular iyi dedikoducular sayesinde o yüzden yayılır. Çok iyi anlattığı için. Ve hani dedik ya demin mantıklı, güvenilir. Gerçek olmadığını bildiğimiz halde bazı şeylere inanıyoruz. İşte ama orada ne yapıyor bu insanlar? Duygulara hitap ediyor. Yani yüzüyle, başkasının hikayesiyle bütün bunları yaptıkları için de işte bir şey yapıyorlar. Yani amaçlarına ulaşıyorlar. Peki. Ses eğitimi alabileceği bir katılımcımız der ki ses eğitimi alabileceğim bir site veya online eğitim platformu var mıdır? Önerebilir misiniz? Der. Ses eğitimi dediğimiz yani ses eğitilir, terbiye edilir. Birçok site var. Benim yıllardır mesela eğitim verdiğim, hatta ilk öğrencilerinden olduğum Diyalog. Tabii ki onu önerebilirim. Birçok başka okul da var. Birçok başka okul da açıldı. Onları da araştırabilir arkadaşlarımız. Ama bir yandan da tabii ki eğer kulağımız iyiyse ve o temel eğitimleri de bir şekilde alabiliyorsak, sosyal medyada da bunların eğitimleri çok fazla var, ücretsiz aynı zamanda. Kulağımızı iyi şeylerle doldurmanın bence peşinde olmamız gerekiyor. Ben ne yapıyordum? Mesela o seslendirme ajanslarının kastlarını dinliyordum. Kast dediğim yani oradaki güzel özel seslerin birbirinden çok farklı mesajlar veren reklamlarını dinleyerek bir anlamda kulağımın pasını siliyordum. Ve oraya herkes ulaşabilir. Yani melodika var, ondan sonra imaj var. Orada Türkiye'nin en özel sesleri var ve hepsinin nasıl böyle şekilden şekle seslerini soktuğunu, nasıl düzgün, arı, güzel bir Türkçe kullandıklarını oradan görebilirler. Aynı zamanda yani bu çok böyle şey kurumsal olmayı da gerektirmiyor bir şeyi doğru kullanmak. Yani doğru yapıp bir de işin içine duyguları da doğru ekleyip heyecanı da kattığınız zaman işte o iş profesyonelliğe dönüyor. O zaman sesinizle para kazanmaya başlıyorsunuz. Veya görüntünüzle. Ve işin içinde sesinizin olduğu bir profesyonellikten bahsediyorum. Bence o eğitim almak tabii ki çok fazla şey var. Kurum var. Hepsini araştırabilirler. Benim yıllardır verdiğim kurumu zaten söyledim. O eğitimleri. Ama eskisi kadar artık eğitim veremiyorum. Zaman dolayısıyla. Ama o reklam ajanslarındaki bu oyuncu sesleri mutlaka dinlesinler. Peki. Bir katılımcımız der ki Emre Bey'in takip etmekten hoşlandığı, kendisinde merak unsuru ön planda tutan, bizimle paylaşabileceği profil örnekleri var mıdır? Şimdi ben böyle seyahat eden ve değişik yerleri gören insanları çok seviyorum ve kıskanıyorum. Eskiden ben çok seyahat ederdim. Şimdi biraz herhalde onu özledim. Emre var, Emre Ünlü. Hatta eğitimcilerden de biri. Onunla da buluşacaksınız ya da buluştunuz mu bilmiyorum. Onun mesela sitesini tavsiye ederim. Onun bana önerdiği bazı siteler var. Ama onları söylemeyeyim. Belki eğitimde o kendisi verir. Daha çok gezi, seyahat, yemek. Ondan sonra yemekte tabii ki lezzeti takip ediyorum. Çünkü orada da yazmaya başladım. Ayda bir diyoruz ama biraz daha fazla yazacağız galiba. Bekar mutfağı,
Onu takip edebilirler YouTube'dan veya Emre Buga Bekar Mutfağı. Hatta bana oradan ne bileyim tarif falan da gönderebilirler. Çok fazla cevap veremiyorum. Evet, bana akademi dolayısıyla ulaşıp mesaj yazan arkadaşlarımız olmuş. Ama geç de olsa bazen dönmeye çalışıyor. Yorumlarda aşureyi çok iyi yaptığını söyleyen katılımcılar var. O zaman bunları size yönlendirsinler. Valla zaten Bekar Mutfağı'ndan. Komşu da var. Komşu da alacağım. Ama bayılırım aşureye. Ama bu hafta sonu galiba pazar günü ben yapacağım bir aşure. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Keşke hepsini yiyebilsem ama yani kilo alamayan bir yapıya sahip değilim yani. Keşke her şeyi yiyebilsek. Emre Bey, birkaç soru daha var. Sonra hemen hızlıca toparlarız. Bayağı vakit ayırdınız bize çünkü. Çok teşekkür ederiz. Evet, bu Emre Buga TV Bekar Mutfağı. Katılırsanız orada çok pratik tarifler var. Şimdi yeni bölümleri de bir türlü çekemedik. Çünkü bu benim mutfakla ilgili sıkıntılarım bir türlü bitmediği için ama artık geliyor. Evet, öbür soruyu da alalım. Hemen şey yapayım. Çok fazla araya girmek istemiyorum. Estağfurullah. Demiş ki bir katılımcımız, genelde bakıyorum da çoğu influencerların umrunda değil diksiyon veya hitabet. Ama bakınca takipçileri oldukça fazla. Diksiyonu ve hitabeti çok çok iyi olanlarda da takipçi sayısı oldukça az. Bu neden olabilir? Yani dünyada da baktığınız zaman aslında böyle dünyanın en popüler şarkıcıları dünyanın en iyi sesine sahip olanlar mı? Hayır. Bu iş biraz show business. Yani show işi. Dolayısıyla bunu çok yadırgamamak gerek. İnsanlar bir de merak ettikleri şeyler her zaman böyle örnek alması gereken şeyler olmayabiliyor. Ama bu eğlenceli olmayacakları anlamına da gelmiyor. Olabilir, bu dünyanın bugün için oluşturulmuş bir şartı değil. Yani geçmişte de hani bizim çocukluğumuzdaki pop starlardan da başlayan şey bu işin magazin kısmı. Magazin tabii ki sosyal medyanın da olmazsa olmazı. Ama bu özellikle yaptığımız konuşma biraz daha kamu yararını gözeten insanlar için olmazsa olmaz olabilecek olan şeyler. Yani atıyorum verdikleri bilgilerin, mesajların akıllarda daha fazla kalmasını isteyen insanların daha fazla dikkat etmesi gereken şey. Yoksa ben de yani hiçbir şey edinmeyip, bilgi edinmeyip arada bir ne yapmış diye baktığım ama söylediklerine hiçbir şey anlamadığım bir sürü kişiyi de belki zaman zaman görüyorum ve şey yapmıyorum yani bu ne be falan demiyorum. Çünkü öyle bir ortamın içindeyiz. Bunu da kabullenerek bu ortama girdik ama doğru olanı da bilmek lazım. Geri geldiğinde de uygulamak herhalde bizim lüksümüz olur. Peki. Şimdi bir katılımcımız der ki ben Azerbaycan Türküyüm. Dillerimiz aynı, evet. Fakat seslendirme farklı. Şivem tamamen yok olsun diye ne yapmalıyım? Kitap okuyorum ama tamamen artikülasyona hakim olmam için ne yapmalıyım? Diye bir sorusu var. Şimdi bu şive biraz daha farklı. Ve gelişimi, düzelmesi diğer şeylerden daha fazla zaman alıyor. Olmayacak diye bir şey yok ama mesela ana dilli geliştirmeye çalışan bir kişiyle başka bir dil, evet benzerlikler çok fazla ama tabii ki farklılıklar da çok fazla. Olmaz diye bir şey yok ama biraz daha fazla zaman harcamak gerektiğini kabul ederek bu işe başlarsa, yani başkası için mesela bu süre 3 aydır, kendine mesela 2 katı süre tanıması gerekiyor. Şivede çünkü özellikle. Şeyde de aynı şekilde diyelim ki İstanbul Türkçesi elde etmek istiyor ama yıllarca mesela başka bir Anadolu'nun başka bir yerinde büyümüş, kulağı o şekilde devam etmiş, o kişinin de aynı şekilde bunu geliştirmesi için çok yabancı olmayan, yani İstanbul Türkçesine çok yabancı olmayan insanların ayırdığı sürenin biraz daha fazlasını ayırmaları gerekiyor. Çünkü kulak çok iyi bir hafıza ve o hafızayı değiştirebilmek biraz zaman alabiliyor. Kulak dolgunluğu yetisine bağlı olarak. Yani biraz sabredecek ama her gün çalışarak, emek harcayarak başkalarından biraz daha fazla uzun süre olmasına rağmen yapabilir her şeyi.
Peki çok teşekkür ederiz Emre Bey. Çok kıymetli şeyler aktardınız. Rica Ağzınıza ederim. Sağlık. Ben de çok şey öğrendim. Arkadaşlardan burada yazıyor birçok kişi. Evet, aşure galiba çok fazla aşureden bahsedenler var ama. Sizin komşunuzun aşure muhabbetinden sonra evet oldukça yorum geldi. Sizin YouTube kanalınıza buraya tarifleri yönlendirebilirler evet. Diyelim. Belki de ben yaparım, onlara o tarifi veririm. Ya da evet. İlk defa yapacağım, bilmiyorum. Halam çok güzel yapıyor, ondan alacağım tarifi. Şahanesiniz. Peki çok teşekkür ederim tekrar. Yayını ufaktan kapatıyoruz ama bizim bir oturumumuz daha var. Hemen onu da aktarmış olayım. Saat 15.30'da 3. oturumda yeniden beraberiz. Görüşmek üzere diyorum. Herkese çok selamlar. Herkese çok memnun oldum. İnşallah yeniden karşılaşırız. Umarız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.